Dostum artık müşteri gelmez iyice geç oldu hadi gidip yatalım. Doğru söylüyorsun köylü. Baksana zaten müşteri de yok. Akşam doldu bayağı yoruldum gidip yatıp uyuyalım. Evet dostum uyusak çok iyi olacak. Tamam köylü artık dükkanı kapatabiliriz müşteri gelmiyor. Yarın sabah satışa devam ederiz ve paraları kazanırız. <laughs> çok iyi arkadaşlar. Bayağı yorulduk. Bugün çok çalıştık ama gördüğünüz gibi akşam olduğu için yatıp dinlenebiliriz artık arkadaşlar. Çok güzel. Hemen şuradan hızlı bir şekilde gidip yatabilirim. İyi geceler köylü. İyi geceler dostum. Hemen girelim arkadaşlar bir güzel yatıp uyuyalım. Oo çok güzel gerçekti. Işıkları hmm, kim açtı? Ben daha uyumak istiyordum. Olamaz. Evim nerede? Evim nereye gitti? Hmm, köylü ses yapma sana. Şurada uyumaya çalışıyoruz köylü dostum. Uyan çabuk dostum evimiz gitmiş. Köylü uyandıktan sonra konuşuruz. Ne? Evimiz mi gitmiş? Olamaz. Evimiz nereye gitti? Zaten ben de senin sesinin gelmesini bir saçma bulmuştum. Nereden geldi ki senin sesin? Buraya gelmesi imkansızdı. Evim nerede? Evimin bütün duvarlarında her şeyini çalmışlar. Dostum. Yalnız senin evini değil ki benim evin duvarlarında çalmışlar. Oo köylü bırak şimdi. Her şeyi çalmışlar. Köyümüz bomboş olmuş. Köyümüzdeki bütün duvarları her şeyi çalmışlar. Baksana otelimiz gitmiş. Otelimizi çalmışlar. Olamaz. Otelimiz de yok. İnsanları çabuk uyarmalıyız. Baksana hepsi uyuyor. Dostum kim çaldı? Şaka mı yapıyorsun? Şaka yapıyorsan söyle. Ben böyle şakaları hiç sevmem. Baksana hamburgercimiz de gitmiş. Bütün duvarları, bütün eşyaları çalmışlar. Uyanın çabuk. Uyumanın zamanı değil. Evimizi çalmışlar. Köyümüzü, şehrimizi çalmışlar. Olamaz. Evimizi mi çalmışlar? Evimizi siz mi çaldınız? Kim çaldı? Biz neden haberimiz olmadı? Evimizin bütün eşyaları nasıl gidebilir? Köyümüzü kim çalabilir? Köy çalınır mı hiç? Sakin ol. Sakin ol kendine gel. Böyle sakinlik mi olur? Evimizi kim çaldı? Haberimiz olmadan nasıl çalabilirler ki? Çabuk polise gidelim. Evet polise gidelim. Polise gideceğiz. Ama diğerlerini de uyarayım beni bekleyin burada. Hemen gidelim şuradan. Oo baksanıza pizzacımızda çalmışlar. Bütün hepsi nasıl gidebilir ki? Çabuk uyanın siz daha uyuyor musunuz? Uyanmak için ne de güzel bir gün. Gerçekten rüyamda evimin çalındığını düşünüyordum ama evim çalınmamış uyandım. Hey evim çalınmış. Olamaz evim. Neredesin sen evimizi çalarken sen neredeydin? Ben ne bileyim ben de uyuyordum sizin gibi. Uyandığımda böyleydi. Hemen polise gitmemiz gerekebilir. Hemen hızlı bir şekilde polise gidelim hadi bakalım. He, evi çalıyorlarsa burayı niye çalmadılar o zaman? Burayı da çalarlardı. İçeride polis olan bir yeri mi soyacaklardı? Burayı çalarlarsa siz hemen onu yakalardınız. He, yakalardım. <laughs> çok iyi, çok iyi. Tamam. Olamaz. Evimi çalmışlar gerçekten. Benim evim olmadan ben nasıl uyuyabilirim ki? Dur şimdi. Uyumanın sırası mı? Uyuduğumuz için zaten evimiz çalındı. Ne yapacağız o zaman? Ne yapacağımızı anlamış değilim. Evimizi nasıl bulacağız? Kimin çaldığını bile bilmiyoruz. Benim aklıma muhteşem bir fikir geldi. Güvenlik kamera kayıtlarına bakarsak bulabiliriz. Ama bir dakika. Evimizi çaldıkları için güvenlik kameralar da hepsi gittiği için güvenlik kamera kaydı yok. He gördün mü bak güvenlik kamera kaydı olsaydı ben en iyi bulurdum. Ben en iyi polisim. Ama güvenlik kamerası yoksa bir daha da bulamayız. Hadi gidin bakalım. Ne demek gidin? Gidemeyiz. Bizim evimizin bulunması gerekiyor. He, o zaman evin fotoğrafı varsa verin de gösterelim ya. O belki evi gören biri bize gösterir biz de evin nereye gittiğini bulabiliriz. Çok iyi bir fikir. Ama ben de evin hiç fotoğrafı yok ki. Dostum bende bir tane var. He, bak onda varmış. Olamaz ki öyle tamamdır. O zaman onu polis dayıya verelim en hızlı bir şekilde duvarlar asmaya başlayalım. Sen hiç merak etme dostum. He. <laughs> Böyle ev fotoğrafı mı olur? Şuna baksana yeğenim ya. Böyle fotoğraf mı olur? Hani? Bakayım bir tane. O oh, köylü. Bu nedir? Evin fotoğrafı ama bu fotoğrafta sen varsın. Biz seni mi arıyoruz? Biz evi arıyoruz. Senin olmaman gerekiyordu bu fotoğrafta. Dostum, bu evi ilk senin evini yaptığımızda çekinmiştik. Hatırlıyor musun? Evi bitirdikten sonra çektirmiştim bu fotoğrafı. Evet köylü hatırlıyorum. Çok güzeldi gerçekten. <laughs> Evimi ilk defa yapmıştım. Siz ne anlatıyorsunuz? Burada evlerimizi bulmamız gerekiyor. Siz neyi konuşuyorsunuz? Evet köylü doğru söylüyorlar. Bu fotoğrafta sen olduğun için maalesef böyle bir şey yapamayız. Ver o fotoğrafı bana. Bir fikrim var al bakalım. Fotoğrafı böyle yaptıktan sonra çok iyi olacak. Ne yapacakmış? Bak bir tane de görek. Siz şimdi görürsünüz. Baksanıza ne güzel oldu al bakalım dostum. Ver köylü. O. Bu nedir? Kendi resmini karalamışsın, altına ev yazmışsın. Daha ne olacaktı dostum? Artık ben belli bile olmuyorum. Bu sayede artık sadece ev aradığımızı anlarlar. Maalesef hiçbirimizin evinin fotoğrafı olmadığı için bu fotoğrafları asacağız. Hadi gidip asalım. Tamam hadi gidip bunların hepsini asmaya başlayalım. He yeğenim ya eğer evi bulursanız beni bir çağırın ben burada uyuyacağım hadi bakalım. Tamamdır beni takip edin gidip bütün köye bunu asalım. Oo olamaz. Köyümüzde bunu asabileceğimiz hiçbir yer yok ki. Şuna baksanıza burası bomboş. Evet dostum yapacak bir şey yok. Buraya asalım sadece buralara asabiliriz. Evet buraya asabiliriz. Tamamdır. O zaman şuraya asalım hemen hızlıca. Nasıl? Güzel oldu mu? Tamamdır. Eve arıyoruz artık ve evi aradığımız burada belli. Dostum buluruz umarım. Bir tane buraya astım. Bir tane de şu karşı tarafa asarsak çok iyi. Bir tane de buraya astım. Tamamdır. Bunlar yeterli. Tamamdır. Artık gidebiliriz. İki tane zaten asabileceğimiz başka bir yer yok. Olamaz. Artık kışın içindeyiz. Gerçekten çok soğuk olmaya başladı. Hemen ev yapmalıyız kendimize bir tane. Doğru söylüyorsunuz. Çabuk gelin gidelim hemen hızlı bir şekilde. Kendimize kalacak bir yer yapalım. Ben biliyorum. Çadır kuracağız. Kamp kuracağız. Böyle sokakta kalmayacağız ve üşümeyeceğiz. beni takip edin hemen gidiyoruz gelin bakalım. Şuraya gittiğimiz anda kendi bölgemize bir tane kurabiliriz Hatta şurası en büyük alan Buraya bir tane çadır kampı kurabiliriz Çok güzel tamamdır buraya kuracağız Dostum çok iyi düşündün çadır kampı en iyisi olabilir Evet köylü Yapacak bir şey yok çadır kampı en iyisi olabilir Hızlı bir şekilde hemen şuradan Çadırlarımızı kurduğumuz anda Muhteşem şekilde artık bunun sayesinde burada yaşayabiliriz Evlerimizi bulduğumuz anda zaten Yeniden ne yaparız hızlı bir şekilde hemen Buraya koyarız Şimdi çadırlarımızı bilerek böyle koydum Ortaya bir tane kamp ateşi koymak için ve oturabilirdik Bilmek için de bunlardan birer tane koyuyorum. Böylece herkes istediği gibi oturabilir. Aynen şöyle hızlıca bir tane buraya koyalım, bir tane şuraya koyalım. Çok iyi oldu. Şuna baksanıza, hepimiz artık ateşin etrafına oturabiliriz. Herkes oturacak kadar yeri yaptım. Çok iyi. Gelin oturun. Çok iyi oldu. Tamamdır. Burada yaşayacağız. Olamaz bu çadırların ön tarafı açık. Burada hızlı bir şekilde üşürüz. Gece olduğu anda buz tutarız. Donarız biz burada. Gerçekten üşür müyüz? Çadırların önü açık olduğu için üşür müyüz acaba? Kapatırız akşamları. Kapatsak bile çadırın içinde ateş yakamadığımız için üşürüz. Böyle olmaz daha sağlam bir ev yapmalıyız. Daha sağlam bir ev yapabilmek için yerin altına küçük bir tane oda açayım. Odanın içine yer yataklarını koyayım ve hepimiz onun içinde yaşayalım. Evlerimiz bulunduğu anda kendi evlerimize tekrar geçeriz. Doğrusu çok iyi bir fikir. Böyle bir fikrin aklıma gelmesini istemiştim hep. O zaman hemen hızlı bir şekilde kazmaya başlıyorum. Şurayı hızlı bir şekilde kazacağım ve böylece buraya küçük bir oda yapacağım. Siz hiç merak etmeyin. Artık buraya da şunları dizdiğimiz anda burada artık güvenlikle yaşayabiliriz. Bakın evimiz bulunana kadar muhteşem oldu tamamdır burada yaşamak istemiyorsanız yerin altına küçük bir tane ev yaptım ve buraya hızlı bir şekilde yatakları dizdiğimiz anda şöyle hızlıca Evet 7 kişi olduğumuz için şöyle hızlıca hepimize birer tane yatak koyuyorum çok güzel. Artık burada üşümeden yaşayabiliriz. Bakın burası çok iyi oldu. Dostum çok iyi olmuş gerçekten. Muhteşem olmuş. Beğendiniz mi? Çok iyi oldu ama burası gerçekten kalabalık oluyor. Hepimiz burada yaşayacağız ama en kısa sürede evimizi bulmamız gerekiyor. Evet bura ailesi. Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar maalesef evlerimizi çalmışlar. Kimin çaldığını bulamadık arkadaşlar ama gördüğünüz gibi yaşayacağımız bir ev yaptık ve evimizin ilanını arkadaşlar duvar astık. Eğer biri görürse bize zaten haber verecek ve biz de artık akşam olmadan hemen hızlı bir şekilde buraya evimizi yaptık arkadaşlar ve bu sayede de gece soğuktan kurtulabileceğiz. Umarım sizlerken izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın ve şu an ekrana iki tane video çıktı. İki videonun da üzerine tıklayarak farklı videolarımızı izlemeyi ve farklı videolarımıza beğen atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.